Memursen'in girişimleriyle 6. dönem toplu iş sözleşmesine söz konusu toplu sözleşme ikramiyesi sendikaların üye sayısına göre farklılaştırıldı. Burada görüyoruz, açıkça söyleyelim. En az %1'den fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara bu toplu sözleşme ikramiyesi ödeniyor, geriye kalanı ödenmiyor. Bu şekilde bir toplu sözleşme hükmü çıkarttılar. Bunun üzerine diğer sendikalar konuyla ilgili olarak Danıştay'a başvurdu. Danıştay'ın 23 Ocak 2020 tarihinde verdiği karar, Danıştay 12. Dairesi'nin verdiği karar açıkça diyor ki, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlarda toplu sözleşme ile nispi emredici nitelikte kamu hükümlerinin çalışanlar lehine değiştirilmesi mümkün ise de mutlak emredici kanun hükümlerinin toplu sözleşme ile değiştirilmesi ya da uygulanamaz hale getirilmesi mümkün değildir diyor. Dolayısıyla bunu yapamazsın diyor. Bir torba kanunun içerisine aynı ayrımcılığı bu kez %1 olan oranı %2'ye çıkartacak şekilde yaptılar. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi 11 Ocak 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Diyor ki bu eşitsizlik giderilsin, kamu görevlileri arasında sendika üyeliğini ya da üye olmamayı kapsayacak bir ayrımcılık yapılmasın diyor. CHP'nin yaptığı başvurunun tam metni buradadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı ortadadır. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi 5 Mart 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararını veriyor. Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklama yapıyor. CHP'yi suçlar nitelikte. Parti devletinin sendikası arkasından açıklama yapıyor. Yaptığı açıklamadan sonra bizim il binalarımızın önünde gitmeye cüret ediyor. Ve orta yerde böyle bir algı yaratma operasyonlarının içine düşüyorlar. Şimdi buradan açıkça söyleyelim. Konu sizin açınızdan kendi sendikanıza çalışanları üye olmayı zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Hukuka aykırıdır. Bu iptal edilmiştir. Peki bu andan itibaren ne yapmak gerekmektedir? Başta Memursen olmak üzere tüm yandaş sendikaları şu konuda tavır almaya çağırıyorum. Derhal partinizle birlikte bir araya gelin, toplu iş sözleşmesine hüküm koydurun ve bu konuyu aşın. Ha bunu yapmıyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde Mart ayı boyunca çalışmama kararı aldı. Elbette milletvekilleri yerel seçim çalışması yapıyorlar. Ama burayı istismar etmeye devam ederseniz Mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yalnızca bu konuyu ele almak üzere özel gündemli bir toplantıya çağıracağız. Ve bu konuda Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin iptaline uyarlı bir şekilde kanuni düzenleme yapmaya sizi çağıracağız.